Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa teklifini bir adım ileri taşıdı. Muhalefete sürecin içerisinde yer alın çağrısı yaptı. Cumhuriyetin 100. yılını sivil anayasayla karşılayalım diyen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e de çok sert tepki gösterdi. Yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, yeni sivil bir anayasayla karşılayalım. 2023'e işaret etti, yeni anayasa çağrısını yineledi. Tercihimiz tüm partilerin sürecin içinde yer alması dedi. Gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Ortak yönlerde zaten bir sorun yok. Farklı görüşleri tekrar tekrar konuşalım, tartışalım. AK Parti grubunda kürsüdeydi Erdoğan. Yerel yönetimlerinde CHP'nin olduğu illerden görüntüler izletti. Kılıçdaroğlu'na belediyeler üzerinden yüklendi. Herhalde CHP'yi alkışlamıyorsunuz değil mi? Yalanla mutlu olan, iftira ile beslenen, siyasi ahlaktan nasipsiz, karikatür bir tiple bir adamcağızla karşı karşıyayız. Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesi de gündemindeydi. Hem eski partilerine dönük hem bize yönelik eleştirilerini dikkatle dinliyoruz. Söylenenler arasında katıldıklarımız var, katılmadıklarımız var. Esasen biz hiçbir partinin iç işlerine karışmayız. Kendimizin kine de özellikle karışılmasını istemeyiz. Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olmakla suçlayan Yunanistan Başbakanı da Cumhurbaşkanı'nın hedefindeydi. Mitsotakis'e çok sert karşılık verdi. Önce haddini bileceksin ya. O güvendiğin dağlara kar yağdı, kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Meclisten AK Parti Genel Merkezi'ne geçen Erdoğan, partisinin il kongrelerine seslendi. Hedefinde yine muhalefet vardı. Artık bu köhne siyaset tarzının işi daha zordur. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları dahi bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor. Milli uzay programındaki yol haritasını açıklayan Erdoğan, öncelikli adımın 2023'te Ay'a inmek olduğunu duyurdu. Bir Türk'ün uzaya gönderileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, astronota Türkçe isim için 83 milyona çağrı da yaptı. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Filmlere, dizilere, şarkılara, hatta şakalara konu oldu. Artık resmen başlıyor. Türklerin uzay macerasında Erdoğan hedefin Ay'a iniş olduğunu açıkladı. Uzayda da olacağız. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Cumhurbaşkanı milli uzay programıyla Ay'a gitmek için hazırlıkların başladığını duyurdu. Şanlıurfa Göbekli Tepe'de aniden ortaya çıkan ve bir anda yok olan monolitin sırrı da çözüldü. O monolit uzay tanıtımının bir parçasıydı. Diyorum ki gökyüzüne bak, Ay'ı gör. Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım. Erdoğan'ın Türkçe isim çağrısına ilk öneri ittifak ortağı Bahçeli'den geldi. Amerikalılar astronot, Ruslar kozmonot diyor. Aslında Türkçe isim tartışması yeni değil. Yaklaşık 15 yıl önce TDK uzay sözlüğü için Gökmen adını önermişti. MHP lideri Bahçeli de Caca Bey olsun dedi. Birkaç şey düşündüm de yani çok mantıklı bir şey aklım henüz benim de gelmedi. Ay'da da uzayda da gökbeylerimiz de Caca Beylerimiz de var olacağız. Caca Bey de güzel, Gökmen de güzel. Siz ister misiniz uzaya gitmek? Yok. Şimdilik yok. Dünya bizi yetiyor. Kendi uzay aracımızda olduktan sonra niye olmasın? Elbette isteriz. Selçuklular döneminde Kırşehir emiri olan Caca Bey, Türkçe'ye verdiği önemli adını tarihe yazdırmıştı. Erdoğan'ın çağrısıyla sosyal medya kullanıcıları da uzaya gidecek olan Türk'e Türkçe isim aramaya başladı. Önce bir gidilebilecek seviyeye gelinsin, isim bulmak en kolayı. Mühendis kızlarımız çok fazla. İnşallah onlar da değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Gökmen daha uygun. Bir astronotun maliyeti yaklaşık 25
5 milyon dolar. Sadece pilotluk değil, uzman mühendislik eğitimi de gerekiyor. Şimdi merak edilen Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya gidecek ilk Türk'ün kim olacağı? Çılgın Türkler geliyor diyorlar. Zilletin şaftı kaymış dedi. Boğaziçi olayları üzerinden muhalefete yüklendi. Partisinin yetkili kurullarını toplayan Devlet Bahçeli, Mart ayındaki MHP Büyük Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden aday olacağını da açıkladı. Eğer uygun bulursanız... Gündeminde MHP Büyük Kurultayı, önceliğinde siyasetin sıcak başlıkları vardı. Genel başkanlığa yeniden adayım dedi, mesajını ittifak ruhu üzerinden verdi. Cumhur İttifakı yeni siyaset ruhuyla uyumlu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğasına uygun yapısıyla huzurun ve istikrarın güvencesi haline gelmiştir. Artık uzayı hedeflemiş, 2023'te aya ayak basmak için kolları sıvamış iddialı bir ülke tablosu vuku bulmuştur. Partisinin merkez yönetim ve disiplin kurullarını topladı Devlet Bahçeli. Boğaziçi olayları üzerinden muhalefete zilletin şaftı kaydı diye yüklendi. Üniversite kapılarında yasa dışı marjinal sol örgütlerle aynı kümeye giren, aynı zehirli uslubu benimseyen partilerin gayri milli muhalefet stratejileri Türkiye'nin tarihi ve egemenlik haklarına kastetmek üzerine planlanmıştır. İnanıyorum ki Türk gençliği bu tuzağa düşmeyecektir. Anayasa Mahkemesi'nin Deniz Berberoğlu kararına da itirazı vardı. Yanlış ve mahsurlu da olsa karar bağlayıcı dedi. Berberoğlu'na otomatik milletvekilliği sıfatı kazandırmaz diye de ekledi. Fezleke'nin acilen meclis gündemine gelmesini istedi. MHP yeniden yargılama yolunun açılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim ki Anayasa Mahkemesi tekrar yapılandırılmalı, yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır. 14 Mart Pazar günü yapılması planlanan MHP Büyük Kurultayı ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 18 Mart Perşembe gününe ertelendi. Muhalefet çarşamba gününü esnafa ayırdı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın sorunlarını dinledi. İYİ Parti lideri Akşener Düzce'de girdiği dükkanda bir de güzel sürprizle karşılaştı. Cumartesi pazar kapalı olma meselesinde şikayet var. Lokantalarımıza sahip çıkmamız lazım. İYİ Parti lideri Akşener Düzce'de esnafın yanında Kılıçdaroğlu'nun kurmayları esnaf masasındaydı. Sadece paketle bu iş olmuyor. Bir an evvel bu lokantaların açılması gerekiyor. Kiralar pahalı, stopaj çok yüksek. Gıda sektörüne dair her bir işletme can çekişiyor, kan ağlıyor. Esnafı gezmeye devam eden Akşener girdiği bir dükkanda eski öğrencisiyle de karşılaştı. Meral Hoca, 1986 Kocaeli. Pandemi de olsa da zaten benim. Ay, canım. Oy, oy, oy. Ay, 5 yıl sonra hocamı bulmuşsun. Ne yaptın oğlum, evli misin? Bu temponuzu sakın bozmayın, iyi gidiyorsunuz. Muhalefetin gündeminde Erdoğan'ın açıkladığı uzay programı da vardı. Gördüğüm kadarıyla yap işlet devret modeli var. Müşteri garantisi verilecek. Merak ettiğim konular bunlardır. Elbette uzayla ilgili çalışma yapılabilir ama takdimini çok sorunlu buldum. Kendileri aya giderken lütfen esnafı yaya bırakmasınlar. Hoş geldiniz. Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılırken Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Başkanlığı'nda toplandı. Mutasyon tedbirlerinin yanı sıra aşılamada gelinen noktada toplantıda masaya yatırıldı. Gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek yeni açıklamaya çevrildi. 20'den fazla ilimizde 200'e yakın vatandaşımızda mutant virüs görüldü. Tabi bu sayı daha fazla da olabilir. Haliyle tüm Türkiye'de yayılmış olabilir. Vaka sayıları tırmanışa geçti. Yoğun bakımlardaki doluluk oranları yine %60'a dayandı. Üçüncü dalga uyarıları yapılırken artışın sebebi mutant virüs mü sorusuna yanıt aranıyor. Hafta sonu bir araya geldiğiniz insanlar mutant virüse sahip olabilirler. Cuma akşam başlayıp pazartesi sabaha kadar devam eden birlikte olmalar da virüs bulaşın artma ihtimali çok yüksek.
hafta sonu kısıtlamalarında gerçekleşen toplu ev buluşmalarına dikkat çekiyor uzmanlar. Hafta ortasına doğru pozitif vakaların daha da artması tedbirlerde rehavete işaret ediyor. Hafta sonunda 6600'lere kadar gerileyen vaka sayısı son 24 saatte 8636 kişiye ulaştı. 98 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken son tabloda hasta sayısı da 659 oldu. Biraz daha sabredip kurallara uymak, fiziksel mesafe, maske, hijyene devam etmek dışında açıkçası şu an elimizde başka bir seçenek de yok. Aşılamada ikinci aşamaya gelinirken mutasyon ve aşı tedarik süreci bilim kurulunun da gündeminde. Gösterilen çizelge doğrultusunda 65 yaş üstü toplumdaki kilit kişiler üzerinden aşılama devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderleriyle Sağlık Bakanı ve bilim kurulu üyelerinin ikinci doz aşılarını bu hafta bitmeden olmaları bekleniyor. Tıpkı soğanda olduğu gibi patates de üreticinin elinde kaldı. Satılmayan patatesler hayvanlara yedirilmeye başlanırken üreticinin imdadına Tarım Bakanlığı yetişti. Belediyeler çiftçinin elinde kalan patatesleri satın almaya başladı. Biz gibi çiftçiler mağdur kaldık. Filizleme başladı. 13 senedir üretiyoruz. Pandemi dolayından biz satamadık. Tıpkı soğanda olduğu gibi depolarda patates de çok ama alan yok. Pandemi nedeniyle talep azaldı. Üreticinin ürettiği onlarca ton patates de elinde kaldı. Tohumuzun, gübresinin, suyumuzun ilaçlar aldı başını gidiyor. Yavaş yavaş hava sıcaklığıyla birlikte filizlenmeye de başlayan patatesler artık hayvanlara yediriliyor. Hayvan yemi olur, yani çöpe atarız biz bunu. Bir kilo patatesin maliyeti tarlada 1 lirayı buluyor. Üstelik patates kolay yetişmiyor. Çiftçi de en çok emeklerine üzülüyor. Patatesleyip geçmeyeceksin. Gerçekten çocuktan daha önem isteyen bir şey. Suyu fazla verirsin, hastalanır, az verirsin, kurur. Onlarca ton patates depolarda kaldığı için de bakın işte böyle filizlenmeye başladı. Tüketilecek patatesin bu şekilde filizlenmemesi gerekiyor. En büyük sorunumuz pandemi. Sırtında götürüyorsun, 2 liraya satıyorsun, diyorlar ki pahalı. Pahalı değil bu 2 liraya. İhtiyaçtan fazla üretimin yanı sıra restoran ve kafelerin kapalı olması da patates üreticisini zor duruma soktu. Geçen sene ben 20-25 dönüm ektiydim. Bu sene de onun yarısını ekeceğim. Türkiye'nin ihtiyacının %4,4'ünden daha fazla patates üretildi bu yıl. Çiftçinin elinde kalan patatesler içinse Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. İnşallah bir kısmet açılacak da gelecek patateslerimizde bizim de yüzümüz gülecek. Belediyelerin vatandaşlardan patatesleri alacağı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı açıklandı. Bekir Bey'in elindeki patateslerin tamamını biz Kahraman Kazan Belediyesi olarak alıyoruz. Kendi yemekhanemizde kullanırız ama büyük bir kısmını %95'i tamamen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Çok memnunuz. Allah razı olsun kendisinde. Mutlu yuva hayali kuran bir kadın beyaz atlı prensini bulduğunu sanarken borç batağına sürüklendi. Bekarım deyip onu kandıran adam evli ve bir çocuk babası çıktı. Yetmezmiş gibi 600 bin lirasını da alıp gitti. Evleneceğimi sandığım adam evli çıktı ve 600 bin liramı yalanlarla aldı benden. Öyle bir şey yok. Hem duygularıyla hem maddi durumuyla oynadı. Evlilik hayalleri kurarken hayatının şokunu yaşadı. Resmen 600 bin lirasından oldu. Ya ben çok güzel bir şekilde yalanlarla kandırıldım. Ve mağdurum şu anda yani. Psikiyatrın vermiş olduğu ilaçlarla ayaktayım ben şu anda. 41 yaşındaki Arzu Salman bundan 2 yıl önce İsa Kuldaş isimli kişiyle internetten tanıştı. O şahıs bekar olduğunu ve GSM şirketinde çalıştığını söyledi. Ancak iddiaya göre söylediği her şey yalan çıktı. Kesinlikle yalan. Sadece Rizeli ve Kalkandereli olduğu doğru burada. Aranızda bir sevgi bağı olduğu için konduramıyorsunuz. Arzu Hanım'la evlenmek istediğini söyledi. Ailesine kadar girdi. Önce bir güzel güven sağladı. Bu insan benim evime geldi. Annemle ve kardeşimle tanışma yemeği yedi. Sonra da bahaneler uydurarak sürekli borç para istedi. Ama bu isteklerin sonu gelmedi. İstifa ettiğini söyledi ve paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk başta 200, 300, 400 hep böyle gitmeye başladı. Önce bekar olmadığını itiraf etti ama yine de doğruları söylemedi. Mesaj attı. Beni
yanlış tanımanı istemiyorum. Aslında ben boşanmış bir insanım. 8 yaşında bir kızım var ve İzmir'de annesiyle yaşıyor dedi. Boşandım derken evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Evli olduğunu öğrendim. Eşine sordum. Hala evliliğiniz devam ediyor mu diye. Hiç böyle dehşete düşmüş bir kadın yoktu. Babasına ulaştım. Babasına durumu anlattım. Babası da bana eğer tek sorun oğlumun evli olmasıysa seni de alır sorun olmaz dedi bana. Arzu Hanım'ın hem hayallerini yıktığı hem de 600 bin lirasını aldı. Direkt karakola gidip şikayette bulundum. Şimdi iddiaların hedefindeki İsa Bey'i arıyoruz. Bakalım açıklaması ne olacak? Öyle bir şey yok. Sen hakim misin, savcı mısın? Ben gazeteciyim. Olabilir. Bak sizi mahkemeye verelim. Bu adamın başka mağdur ettiği kişiler de olabilir. Maddi ve manevi zararımın karşılanmasını istiyorum. Ve de cezasını da çekmesini istiyorum. Bir jokeyin diğer bir jokeyin hayatını kurtardığı nefes kesen anları getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Hipodromda nefesler tutulmuş, son düzlüğe de girilmişti. Nasıl olduysa birbirine çarpan atlar işte böyle devrildi. Ondan sonra o yüreklerin ağza geldiği anda jokey Hışman Çizik'in müdahalesi diğer bir jokey Çırak Harun Çanakçı'nın hayatını kurtardı. The Best of Time. Daha sonra evet Damaris. Üzerine koştuğumda yani tamamen titriyordu. Ağzında bir sürü kum vardı. Bitişe saniyeler kala toz dumana karıştı. Hipodromda cam pazarı kuruldu. Devrildi. Evet. Geçmiş olsun. Geçtiğimiz cumartesi günüydü. Yarış atları Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 10. koşuya çıkmıştı. Son düzlükte ayakları birbirlerine takıldı. Jokeyler kendini yerde buldu. Soft time daha sonra evet... Damaris. Harun düştüğünde sadece arka tarafa baktığımda bir Vedat Abiş'i ayakta gördüğümde biraz rahatladım. Onun arkasında bir kişi daha gördüm ama Harun olduğunu bilmiyordum. Dili boğazına kaçan Harun Çanakçı kendinden geçmişti. Jokey Hışman hemen yardımına koştu. Evet. Direkt dilini zor da olsa çıkarttım. Bilinçsizdi. Bu sefer dilini istemsizce ısırdı. Tekrar dilini içeri sokmayla beraber tekrar nefes aldı. Jokey Çırağı'nın hastanedeki ilk ziyaretçisi de hayatını kurtaran isimdi. Onun da fena ağrı vardı. Şimdi az var abi. İnşallah amin. Bir daha amin böyle fazla yaşamayız. Hışman Çizik kural ihlali yaptığı için cezalandırıldı. Komiserler kuruluna bu kez teşekkür için çağrıldı. Kendisine yakışan bir harekette bulundu. Tebrik ediyoruz örnek davranışı evet. Sebebiyle. 24 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşini çocuklarının gözü önünde sokak ortasında av tüfeğiyle vurmuş, hayattan koparmıştı. Mahkeme Veysi Çelik'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Pişmanım dese de, takım elbise giyse de mahkeme cezada haksız tahrik veya ihal indirimine de gitmedi. Beş çocuğunun annesini, 24 yıllık eşini hayattan kopardı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Arnavutköy'de yaşayan Çelik çifti geçtiğimiz yıl Haziran ayında tartışmıştı. Veysi Çelik eline silah aldı, 44 yaşındaki eşini sokak ortasında çocuklarının gözü önünde kurşunladı. Elinde yine silah var. Hatice Çelik kanlar içinde yere yığılırken yakınları da habercilere saldırdı. Açılan davada bugün karar duruşması görüldü. Son sözü sorulan Veysi Çelik kendini pişmanım, kasten öldürmedim diye savundu. Mahkeme heyeti aynı görüşte değildi. Eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezasında da herhangi bir haksız tahrik veya ihal indirimine gitmedi. Sözde muska yazarak büyü yaptıklarını iddia ettiler. Pek çok kişiyi de böyle tuzağa düşürdüler. Ankara Emniyeti büyücü çetesine operasyon düzenledi. 15 ayrı adrese baskın yapılırken evlerden çıkanlar polisi bile şoke etti.
Çığlık sesleri falan duyuluyordu. Sözde dua yazılı kağıtlar, üzeri kırmızı boyalı tuhaf biblolar, muska yazıp büyü yaptığı iddia edilen Suriyeli çetenin evinden bunlar çıktı. Kalabalık oluyordu tabii burası. Yani bir gelen giden çok oluyordu. Başkent Ankara'da büyü iddiasıyla dolandırıcılık yapan o çeteyi 6 aydır takipteydi emniyet. Mağdurları tuzağa düşürmek için bir de internet sitesi kurmuşlardı. Para karşılığında sözde dua okuyup muska yazıyorlardı. Siz büyücülük mü yapıyorsunuz? O Suriyeliler iddiaya göre bir yıl öncesine kadar belediyeden yardım alıyordu. Belediye eve yemek getiriyordu ama bugün lüks hayat sürdükleri tespit edildi. Polis de 13 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerin birindeki görüntüler polisi bile şaşkına çevirdi. Büyü merkezine çevrilen evden kuru öküz kafası ve sandalyeye halatla bağlanmış oyuncak bebekler, kırmızı renkli heykeller çıktı. Bir akşamları ateş kokusu falan geliyordu, yanık kokuları falan. Benim aklıma hiç öyle bir şey gelmedi gerçekten. Büyücülük yapıldığı iddiasıyla polis sabah saatlerinde işte bu daireye baskın yaptı. Şu an içeride birileri var ama kapıyı açmamakta ısrar ediyorlar. Abi konuşalım işte. Büyü dolandırıcılığıyla lüks bir hayat yaşamaya başlayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken çetenin iki üyesinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Hırsızlığın her türlüsünü hemen hemen gördük ama böylesini görmemiştik. Mezarlığa dadanan hırsızlar 10 yıl önce vefat eden Hatice Terzioğlu'nun mezar taşını çaldılar. Oğlunun isyanı geliyor. Şoktayız. Bu tarz hırsızlığı da ilk defa görüyoruz. İş buraya kadar gelmiş. Artık ölülerimize bile burada rahat yok. Saygısızlıkta sınır tanımadılar. İnanılır gibi değil ama hırsızlar annesinin mezar taşını çaldı. Akşamdan beri uyku uyuyamıyoruz. Bütün sülale ayağa kalktık. Bu çok acı bir şey. Pes dedirten olayın adresi Sakarya'nın Geyve ilçesi. Hatice Terzioğlu 10 yıl önce vefat etmişti. Oğlu kabristanın yanından geçerken annesinin mezarını göremedi. Yoldan geçen amcamın bizi aramasıyla birlikte burada mezarın olmadığını fark etmiş. Bu duramadığından dolayı bana mezarlığı inceler misin diye telefonda mesaj attı. Aile büyük bir şok yaşadı. Hırsızlar mezar taşını da mermerleri de çalmıştı. Yani mezarlıktan bir taşın çalınması, komple mezarlığın götürülmesi bizi gerçekten derinden yaraladı. Bu kadar mı düştünüz ya? İnsanların manevi duygularıyla oynayacak kadar. İddiaya göre ilk değildi. Burada hırsızlık olayının yüksek seviyede. Benim aracımı burada iki kere soydular. Acılı evlat bu saygısızlığı yapanlara isyan etti. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah herkese akıl fikir versin diyor. Bari ölülerimizi rahat bırakın. Nuri Alço hayranları dikkat. Bir bahis çetesi ünlü oyuncunun Instagram hesabını hackledi. Nuri Alço'nun hesabından paylaşım yapan dolandırıcılar takipçileri bir bir tuzağa düşürdü. Sahte Nuri Alço'ya kanıp bir günde 61 bin lira kaybeden bile var. Gel bakalım yavrum. Büyük bir çete herhalde bu. Bana yazıldı. Güvendim, inandım. Instagram'a ele geçiriyorlar. Bunlar bahis sitesi. Her şey dün oldu. Yıllarca uğraşırsan belki olur. Bu kız benim için çok önemli. Ünlü oyuncu Nuri Alço'nun hesabını eklediler, takipçilerini dolandırdılar. Yok şu parayı kazandınız, tekrar kazanacaksınız diye büyük meblağda paralar topluyor milletten. Bir gün içerisinde ne kadar yolladınız o hesabı? 61 bin. Yaşadığın kadar yaşamayacaksın yenge. Ben seni düşünüyorum. Ünlü oyuncu Nuri Alço'nun Instagram hesabı iki gün önce bir bahis çetesi tarafından ele geçirildi ve hesapta bir paylaşım yapıldı. O paylaşımla birlikte takipçileri tuzağa düşürüldü. Nuri Bey'in adın ağzından ben 400 TL ile 69 bin lira kazandım. Gerçekten paraya ihtiyacı olan ya da kazanmak isteyen varsa bana ulaşsın. Bütün milleti açarak bahis oynamalarını ısrar ediyorlar. Şimdi sıra son dokunuşta. O ısrar sonuç verdi. Nuri Alço'nun takipçileri bir bir tuzağa düştü. Hesabımızı ekledikten sonra benim adıma benmişim gibi ben Nuri Alço'yum diyor konuşuyor. Zehra Aslan Şahin de o tuzağa düşen mağdurlardan biri. O da paylaşımı Nuri Alço'nun kendisinin yaptığını sandı ve dolandırıcılarla iletişime geçti. Kurbanları diyeyim ben size güzel bir şekilde ikna ediyor. Keza beni de o şekilde ikna ettiler.
Zehra Aslıhan Şahin o dolandırıcıların hesabına bir günde 61 bin lira para gönderdi. Şu kadar daha, bu kadar daha, şöyle böyle 3 bin, 7 bin, 10 bin, 11 bin, 14 bin, en sonunda 19 bin. Hanımefendiden başka da tuzağa düşen olmuş mu? Çok. Benim yüzümü dahi görmüyor, bir yerde oturmamış, tanışmıyoruz dahi. Benim adıma para yatırabiliyor. Kim bilir bunun gibi daha ne mağdurlar var, mağdurlar da olacaktır yani. Şu anda biz Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Soluğu savcılıkta alan ünlü oyuncu tüm takipçilerini uyardı. Ben hayatım boyunca kimseden para istemedim. Sakın böyle bir gaflete kapılıp paralarını vermesinler. Yok. Kendi adımıza istesek kimse 1 lira vermez. Ama maalesef böyle bir nasıl kandırıyorlar, nasıl giriyorlar anlamıyorum. Fena oluyorum. İnternetten alışveriş listelerine artık et de eklendi. Markete, kasaba gitmek istemeyen online sipariş veriyor ama uzmanlar uyarıyor. Görmeden et alırken dikkat etmeniz gereken çok önemli iki şey var. Paketi ve etiketi. İçine gaz basıldığı için insan sağlığına zararlı bu. Bakın bunun içindeki pet pes pembe bir renk bırakmış, boya bırakmış. Kan değil bu çünkü, boya. Pandemide online et satışı arttı ama paketlenmiş etlere ilişkin birçok soru işareti var. Mapambalaj kapaması var, içinde gıda boyası var. Ürünün ne zaman üretildiği belli değil. Uzmanlar internetten et sipariş edenleri uyarıyor. İlk dikkat edilmesi gerekense taze olup olmadığı. Taze et almaları önemli. Etin kullanım süresi 5 gündür. Map ambalajda raf ömrü uzatılan et de büyük tehlike barındırıyor. Map ambalaj dediğimiz gazlı ambalaj demek. Bu eti koyduktan sonra makinesi var. Oksijen, azot ve karbondioksit karışımı bir gaz. Basılarak kapatılıyor. 5 günden sonra et fizyolojik olarak renk dönmesi başlar. Şimdi bu ürün 10 gün sonra da göreceksiniz aynı bu renkte. Ama içindeki gazdan dolayı bu renkte. Sonuçta kanserojen bir şey bu. Paketin üzerinde üretim tarihi yoksa, sadece son kullanma tarihi yazıyorsa buna da dikkat. Eğer tarih de uzunsa bilsin ki içine gaz basılmış et var demektir. Et için en doğru ambalajlama yöntemi ise tabaklama. Bunlar gibi tabak kapama ama içinde gaz yok. Bu etin tüketim tarihi 5 gün. Online alışveriş yerde ambalajlamanın detaylarını mutlaka okumaları gerekiyor. Özellikle bazı zincir marketlerde ya da online alışveriş sitelerinde satılan etlerin renkleriyle oynanıyor. Gerçek etin rengi ne olmalı? İşte hileli eti anlamanın yolları. İkisi arasındaki farka bakın şu anda. Bu da kuşbaşı. Bu zincir marketlerde doğranmış bir kuşbaşı. Bu kasapta doğranmış bir kuşbaşı. Bakın bunun içindeki pet pes pembe bir renk bırakmış, boya bırakmış. Bakın bu üründe etin sadece kendi bıraktığı minimal kan. Doğal et rengi budur. Bu kadar açık renk olduğu zaman içine boya katıldığını gösterir. Standart et fiyatları da gerçek eti anlamanın en büyük göstergesi. Muhitine göre değişse de piyasada ortalama bir dana kuşbaşının fiyatı 66 lirayken dana kıyma da 64 lira. Bunun altındaki fiyat düşündürücüdür. Bazlama Surat davasında karar çıktı. Oyuncu Hande Erçel'e bazlama surat diyen Lütfü Alp Kılınç hakaretten suçlu bulunduğu sosyal medya fenomeninin ödeyeceği ceza miktarı da belli oldu. Bir gün evdeyim, sabah uyandım, annem işte evde bazlama yapıyor bizim Antep'te yöresel. Bir baktım fotoğrafa, lan birbirlerine benziyorlar dedim, tamam bazlama. Ama severek söyledim. Hande Erçel'e bazlama surat dediği 15 bin liralık tazminattan kurtuldu ama hakaretten 2180 lira ödeyecek. Bütün kabak benim başıma patladı. Sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç oyuncu Hande Erçel'in fotoğrafını paylaşıp bazlama surat yorumunu yapmıştı. Bizim Antep'te yöresel bazlama ama severek söyledim. Hande Erçel o yorumun ardından 15 bin liralık tazminat davası açmış ancak mahkeme talebi reddetmişti. Bitti artık, yani kurtulduk artık. Bundan sonra her gün de bazlama yiyeceğim. Ünlü oyuncunun Lütfü Alp Kılınç hakkında açtığı ikinci davada bugün sonuçlandı. Bazlama surat ifadesini hakaret sayan mahkeme sosyal medya fenomeninin 2180 lira tazminat ödemesine hükmetti. Sadece ünlülerle uğraşıyorum. Bakın 300 dönüm üzerine kurulan devasa bir kale görüyorsunuz. İşte bu kale tam 700 yıllık bir tarihe tanıklık etmiş. Bir aile çıktı ve işte bu kale bizim dedemizin dedi ve iddialarını mahkemeye taşıdılar. Bakın 4 yıl süren o dava nasıl sonuçlandı.
700 yıllık bir tarih, etkileyici bir yapı ve uçsuz bucaksız hayaller. En başında kendime böyle küçük bir yer yaparım çünkü güzel böyle deniz kenarı falan. Onlar için hayal olsa da bu kale tam 700 yıl sonra varislerine kavuştu. 4 yıl önce mahkemenin yolunu tuttular. O dava karara bağlandı. Onlar artık 700 yıllık bir tarihin varisleri. Ömer Paşa'nın evlatları olduğuna dair karar aldık. Karar kesinleşti. Kaleden gelir sağlama planları bile yapıldı. Gayemiz bu burayı almak değil. Buranın önüne 3. Oğlu Kalesi'ni yazdırmak. Bir de gelirinden bizim de okuyan çocuklarımız var, yetimlerimiz var. Onlara bir gelir sağlamak. Gerçekleştirmek istedikleri bir hayalleri daha var. İnşallah bu vakfı kurursak biz burayı devletten beraber oturacağız. Devlete satarım. Hani bu sattığım parayla, aldığım parayla da ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olurdum. O artık hazineye mal olmuş. O bir şahsın veya bir ailenin muktesine giremez. Girmez, vermezdir, imkanı yok. Kalenin tescili için bir dava daha açılacak. Ardından da aile kaleyi teslim alacak. Dizide kadın komiseri canlandıran oyuncu Oya Okar'ın geçen ay güpegündüz aracı çalınmıştı. Bugün hem o araç bulundu hem de aracı çalan hırsızlar yakalandı. Üstelik hırsızların üzerinden 4 kilogram uyuşturucu da çıktı. Neler çaldı? Oyuncunun olduğunu biliyor muydun? Araba sapasağlam. Çok şükür. Sağ olun. Çok parçalanabiliyor ya araba. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Oyuncu Oya Okar'ın aracını çalan hırsızlar uyuşturucu taciri çıktı. Okar'ın aracının yanı sıra 4 kilogram da uyuşturucu bulundu. Arabayı nasıl aldın? Oyuncunun olduğunu biliyor muydun? Arabada bir de uyuşturucu çıkıyor. Benim bilgim yok. Ünlü oyuncu Oya Okar'ın evine hırsız girdi. Çalıntı araçla gelen şüpheliler bahçeden eve geçti. 25 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Okar'ın aracının kontak anahtarını da alan hırsızlar aracı da çalıp kaçtı. Bir hırsızlık sonucu hem değerli eşyalarımız hem otomobilimiz çalındı. Polis bu kamera görüntülerini inceledi, şüphelilerin kimliğini belirledi. Pendik polisi ve otorsuzluk masası ekipleri bir ihbar üzerine Pendik'te bulunan bir adrese gitti. Evde iki kişi vardı, bir de kontak anahtarı bulundu. Aşağıda garajda iki adet araba vardı. Aşağı indiler ve o kontak anahtarıyla arabayı açtılar ve yapılan incelemede bu arabanın oyuncu Oya Okar'a ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgilenen emniyet güçleri çok titiz bir çalışma yürüttüler. Okar'ın aracını çalanların oto hırsızlığından suç kaydı vardı. Diğer kayıtları ise uyuşturucudandı. Garajda bir araç daha vardı. O araç da Oya Okar'ın aracını çalan kişilere aitti. Yapılan aramada aracın içinde tam 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç bugün ünlü oyuncuya teslim edildi. Otorsuzluk masası ekipleri Oya Okar'ın çalınan arabasını şimdi ona teslim edecek. Emniyet birimlerinin yürüttüğü detaylı çalışma sayesinde bugün aracımıza ulaştık. Çok şükür. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Arabayı nasıl çaldın? Oyuncunun olduğunu biliyor muydun? Simit hızlı davrandı, bizden önce aya gitti. %25 zamlandı. Enflasyon %15 ama ne hikmetse simit İstanbul'da %25 zamlandı. Fiyatı 2,5 liraya çıktı. Fiyat artışı ne satıcıları ne de vatandaşı memnun etti. Taze simit, gevrek simit, çiter simit. 2,5 lira. Bir şey değil ya. Yok be oğlum, ne olacak 2,5 lira ya. 2,5 lira. Çok pahalı olmuş. Bir simit içinde fazla yani. Yapacak bir şey yok ama ne yapalım. Yiyemeyeceğiz, öyle gözüküyor. Simit. Çıtır çıtır taze simit. Kimi çayla sever, kimi ayranla, kimi de gazozla. Simitçi, kahveci, gazozcu. Peki. Cep yakmaz, bütçeyi sarsmaz. Bu yüzden de bazıları için adı susamlı dönerdir. Ama artan maliyetler onu da etkiledi. Simidin fiyatı 2,5 liraya yükseldi. Sattığımız simit sayısı düşecek yani. 100 simit satacaksak 60'a 50'ye düşecek yani. Sokak lezzeti denilince aklı ilk o gelir. Sıcacık, çıtır çıtır simit. Yaklaşık bir yıldır fiyatı değişmiyordu. Ancak İstanbul'da simide %25 zam geldi. Artık simidin fiyatı 2 lira 50 kuruş. Simitin fiyatını biliyor musunuz? 2 liraydı bildiğim kadarıyla. Zam geldi İstanbul'da. 2,5 lira oldu. Şaşırmıyorum. 2,5 lira oldu. Oh, çok iyi olmuş. Az bile olmuş yani. %25'lik zamın nedeni olarak artan maliyetler gösterildi ama bu zamdan ne vatandaş memnun ne de simitçi. Susamı var. Maliyeti yükseldiği için tabii ki mecbur kalıyoruz. Zama ama tercihimiz aynı fiyat olması. Biz
Ucuz satarken daha çok para kazanıyorduk. Satışlarınızı etkiler mi peki? Maalesef etkileyecek. Bazılarına göre ise zam oranı normaldi. Şu an tahmini 2,5 falan mıdır? Ekonomi koşullarına göre normal bence. Ekonomi koşullarına göre normal buluyorum. Yani her şey pahalı şu an. Taze simit, gevrek simit, çıtır simit. İstanbul'da bir kişi belediye otobüsü çaldı. Otobüsü Kadıköy'den aldı, şehir turu attıktan sonra Taksim'e bırakıp kaçtı. Otobüsün başına gelenler içindeki kamera görüntüsüyle ortaya çıktı. Hırsızlığın böylesi de haliyle herkesi şaşırttı. Akşam perona park ettik, oradan çalmışlar gece. Şoför koltuğuna oturdu, şehri turladı. Sıkılınca da park edip kaçtı. Geldik burada bulduk aracı. İETT'de şoför olarak çalışan Ayhan Taşkıner sabah işbaşı yapmak için Kadıköy'deki perona gitti. Sabah ben işe gittim, araba yoktu orada. Neyse ki otobüsünde araç takip sistemi vardı. GPS'ten baktık, aracın burada olduğunu gördük. Şüpheli Kadıköy'den çaldığı araçla yaklaşık 17 kilometre tur atmış, sonra da taksi meydanındaki alt geçide kapıları açık halde bırakıp kaçmıştı. Tek kişi bilmiş. Buraya bırakmış ve kaçmış yani. Taşkıner'e göre otobüs hırsızı işinde ustaydı. Profesör yani bilen bir kişi herhalde. Şikayetçi olduk. Polis bu görüntüleri inceleyip şüphelinin peşine düştü. Komşularının evinden gelen kötü koku mahalle sakinlerinin canına tak etti. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler yıllarca istiflenen eski eşyaları 7 kamyonla ancak 2 günde temizleyebildi. Tamam, tuttuk onu. Neye dokunsalar ellerinde kaldı. Kapısı kırılarak girilen evden 7 kamyon çöp çıktı. Bu gördüğünüz çöp evini temizlemek durumunda kaldık. İstanbul Beyoğlu'ndaki mahalle yeşil boyalı bu binadan yükselen kokular yüzünden isyandaydı. Sonunda dayanamadılar, belediyeye ve kaymakamlığa şikayet ettiler. Sahibi yok, sahip olmadığı için içeri girdik. Gelen ekipler gördükleri manzaraya inanamadı. Bırak. İçeride değil adım atacak yer, neredeyse nefes alacak boşluk bile kalmamıştı. Tahta kapılar, kırık dökük mobilyalar ve bir yığın hurda. Yıllarca atılmayıp istiflenen her şey 2 günde ancak çıkarıldı. Polis, zabıta ve temizlik şeyinde şu an evi boşaltıyoruz. Çöp ev boşaltıldı, temizlendi. 7 kamyon çöp yığını da imha edildi. Suriye'den altın getirip ucuza satıyorlar yalanına inandığı, yıllarca çalışıp biriktirdiği 15 bin dolarını yani yaklaşık 110 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Cüneyt Sularvan kendisine kurulan tuzağı kuyumcuda anlattı. Ucuz diye 100 tane altın aldım. 15 bin dolarından oldu. Başına gelenler tam da Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olanlar gibiydi. Kısa yoldan bol kar hayali hüsranla bitti. Hayal kırıklığı yaşadım. Çok moralim bozuldu. Yemeden içmeden kesildim. Cüneyt Sularvan İstanbul Güngören'de bir akrabasının pastanesindeki çalışanla arkadaşlık kurmuştu. Iraklı diye kendi tanıttı. Bana dedi ki Cüneyt ben sana bir tane video göstereceğim dedi. 3000 tane altın var Suriye'den getirilmiş. Sınırdan geçirilmiş. Cüneyt Sularvan'la tanışan o kişi Sularvan'a Suriye'den kaçak yollarla ucuza altın getiren bir kişiyi tanıdığını söyledi. Genç adam aslında yavaş yavaş bir tuzağın içine çekildiğinden habersizdi. 2500 TL'ni getir, bir tane sana mümine olarak göstereceğiz dedi. O dolandırıcılar genç adamın güvenini kazanmak için ona bir tane altın verdiler. Genç adam da o altını kuyumcuya götürdü ve gerçek olduğunu öğrenince altınlardan tam 70 tane istediğini söyledi. Onlar bana dedi ki 70 tane değil de sana 100 tane altın verelim. 15 bin dolarım vardı. Bunu bir değerlendireyim dedim. Dolandırıcılar altınlara ortalama 3 bin lira değer biçti. 1300 lira indirim vaat etti. Hiç kafanızda bir soru işareti olmadı mı? Hani 3 bin liralık altın nasıl 1700 liraya verilir diye. Kısa yoldan para kazanmak istedim. O hayalle dolandırıcılarla buluşup altınları aldı. 100 tane altını çorabı içine koydu. Baya baya heyecanlandım. Altınlara karşılık onlara verdim o 15 bin dolarımı. Genç adam çorabın içine konulan 100 tane altınla kuyumcunun yolunu tuttu ve tekrar altınların gerçek olup olmadığını soracaktı. Ancak bu kez
hayal kırıklığına uğradı. Çünkü altınların hepsi sahteydi. Cüneyt bunlar sahte dedi. O zaman dünyam yıkıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hepsi sahte dedi. Beni dolandırdığını anladım. 15 bin dolar yani yaklaşık 110 bin lirasından olan Cüneyt Sularvan dolandırıcılardan birini yakalattı. Polis şimdi diğer şüphelileri arıyor. İnanılmaz görüntüler getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bakın bir kangal zıplıyor yaklaşık zannediyorum yakalayabilmek için o drone'u herhalde 3-4 metre belki 5 metre zıplıyor. Evet ağzıyla drone tuttu. Tunceli'de bir köye haber yapmak için gitmişti haberciler aslında ama kendilerini bambaşka bir haberin içinde buldular. Bekçilik ettiği sürünün üzerinde gezen drone'u fark eden işte bu kangal bakın neler yapıyor. 5 metre sıçrayarak drone'u ağzıyla yakaladı benim bu köpeğim. Ne olduğunu anlamadı, kendince tehdit olarak algıladı. Saniyeler içinde hedefini böyle avladı. Bu köpeğim çok harika bir köpek. Ben bunu yavruken Sivas'ta getirttirdim. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki haberciler sürü bekçisi kangal köpeği için Kıraçlar köyüne gitmişti. Çekim için drone havalandırdılar. Köpek uçan cismin ne olduğunu anlayamadı. Hemen metrelerce havalanıp ağzıyla yakaladı. Bu hamleyle gazeteciler içinde, haber içinde haber çıktı. Tüp fiyatını pahalı bulan müşteri hırsını 20 yıllık esnaftan çıkardı. 30 liraya tüp mü satılır dedi, adamı dövdü. Geldi dükkanın içine, tüpün fiyatını sordu. 30 lira demiştim. Seninle dalga mı geçiyorsun falan dedi bana. Piknik tüpünün fiyatını pahalı buldu. 20 yıllık esnafı darp etti. Yetmedi, arsızlığı ele aldı. Seni döverken montum yırtıldı dedi. Terzi parası istedi. Bu arada darbe falan oldu işte. Birbirimize girdik. Pes dedirten olay kağıthanede yaşandı. Fatih Özcan bakkaldan içeri girdi. Osman Menteş'e tüpün fiyatını sordu. O da 30 lira cevabını verdi. Ancak müşteri o fiyatı yüksek buldu. Üzerime yürüdü. Ben itmeye çalıştım. O genç 20 yıllık esnafı önce dükkanın içinde darp etti. Sonra onu döve döve dışarı kadar çıkardı. Seninle dalga mı geçiyorsun falan dedi bana. 30 lira hayat tüp mü satılır diye esip gürleyen adama kimse engel olamadı. Zorba sonunda dükkandan ayrıldı ama bir planı daha vardı. Fatih Özcan tüp fiyatı yüzünden darp ettiği bakkalın yanına tekrar geldi. Kavga sırasında montumu yırtmışsın, diktirmek için para ver dedi. Geldi benden montumu yırtmışsın diye diktireceksin falan dedi. Ben de o zaman para verdim 20 lira işte. Git dedim terziye diktir dedim. Polis 26 suçtan sabıkalı Fatih Özcan'ı bir saat sonra yakaladı ama bakkal onu affetti. Komşunun çocuğu, şikayetçi değiliz tabii. 5 yaşındaki Ahmet'in hayali polis abileri ve ablalarıyla tanışmaktı. Bunun için günlerce gözyaşı döktü. O görüntüler emniyet ekiplerine kadar ulaştı. Polis memurları soluğu Ahmet'in yanında aldı. Neden ağlıyorsun? Polise bileceksin. Çok mu seviyorsun polisi? Evet çok seviyorum. İki gözü iki çeşme ağladıkça ağladı. Çok seviyorum deyip hıçkırıklara boğuldu. Annesi ne yaptıysa sakinleştiremedi. Ne istiyorsun? Polislerin elbisesini, polislerin silahını. 5 yaşındaki Ahmet Bahadır Kurt'un bu gözyaşları polis abileri ve ablaları için onlarla tanışmak en büyük hayaliydi. Evimize geldim ben gitmeyeceğim ben. Görüntü elden ele dolaştı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kadar ulaştı. Çok geçmedi minik Ahmet'in kapısı çaldı. Küçük çocuk gözlerine inanamadı. Ahmet merhaba. Sen polisleri çok seviyormuşsun. Biz seni ziyarete geldik. Elleri boş gelmemişlerdi. Bir de sürprizleri vardı. Ahmet hemen polis üniformasını giydi. Dahası devriyeye çıktı, anons bile yaptı. Hayali gerçekleşen küçük çocuktan mutlusu yoktu. Bolu Belediye Başkanı şehir meydanına 10 metrelik boz ayı heykeli yaptıracağını açıklayınca ortalık karıştı. Başkana destek veren de oldu, şiddetle eleştiren de.
Polo'nun bir simgesi olabilir. Polo'yu temsil ediyorsa mesele yok. Hayvanlarla ne uğraşıyorum ben ya? Yapacak da doğru dürüst bir şey yapsın. Kimi destek verdi, kimi de kesinlikle olmaz dedi. Hiç olmazsa işe yarar bir şey yapsınlar da. Millet hiç olmazsa sevinsin. İyi olur abi, gelen giden görür. Fotoğraf çekilir. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente 10 metrelik boz ayı heykeli yapılacağını açıklayınca ortalık karıştı. Şöyle bakar insan şöyle, doğamıza yakışır yani. Allah benden para çıkmasın da ne yaptırırsa yaptırsın. Aylarına, maymunlarına ne yapacaklarsa bilmiyorum. Herhalde onlar seçiyor bunları. Şehrimize yakışmaz diyen de vardı, alternatif fikir veren de. Benim görüşüme göre Bolu'nun merkezine her taraftan gözülecek güzel bir kule, saat kulesi yapsın, üzerine güzel bir kartal resmi koysun. Ufak bir hatırlatma, Show Haber, WhatsApp ve BIP ihbar hattı telefon numaralarımız 0536-266-90-0, 0536-266-90-02. Haberin merkezinde Show Ana Haber'deydiniz. İyi akşamlar.